Merhabalar sevgili gençler, SML Hoca YouTube kanalındasınız. SML XX Large serisiyle, yani Small, Medium, Large ve XX Large serisiyle karşınızdayız. Bugün ilk konumuz olan logaritmanın XX Large sorularını çözeceğiz sizlerle beraber. Bu konu anlatım serisini gençler tüm matematik konuları için yapacağız. Yani logaritmasından, limitinden, olasılığından, ikinci dereceden denkleme, eşitsizlik, parabolünden tutun, üslü sayılar, köklü sayılar, problemler, istatistik, grafik hepsine, ama hepsine bu XX'ler serisini uygulayacağız gençler. Yani toplamda yaklaşık bir 300 soru kadar bir soru göreceksiniz. Kitaplarımızdan seçtiğimiz, çözümlerini güzel bulduğumuz, sınavda karşına çıkabilecek sorulardan oluşuyor bu seri. Tamamı zor soru demiyorum bakın. Güzel sorulardan, sınavda beklentim olan sorulardan oluşuyor gençler bu soru tipleri. Haberiniz olsun. İlk sorumuza vakit kaybetmeden başlayalım dilerseniz. Şimdi ilk soruda sevgili gençler. Şekildeki dik koordinat düzleminde bir minyatür futbol sahası çizilmiştir. Sahanın içindeki A noktası, şuradaki gördüğümüz kırmızı nokta, logaritma 2 tabanında 17-x'e 3 noktasıdır. Bunun koordinatları bunlarmış. Bu noktada bulunan bir futbolcu x eksenine y ekseninden daha uzaktır. Şimdi şöyle diyelim. X eksenine karşılık gelen yer neresiymiş? Logaritma 2 tabanında 17-x'miş arkadaşlarım. Y eksenine karşılık gelen noktamız da 3'müş. Pekala bu x eksenine y ekseninden daha uzaktır demek ne demek? Yani şu demek arkadaşlar. Şurası kaç birim? 3 birim. Şurası kaç birim? Logaritma 2 tabanında 17 eksi x birim olduğunu söylüyor. Ve x eksenine y ekseninden daha uzaksa, yani 3 sayısı şuradan büyükmüş. Demek ki gençler, bu arada x eksenine y ekseninden daha uzaktır. Tamam. 3 sayısı bundan büyükse logaritma 2 tabanında 17 eksi x küçüktür 3 olmak zorunda. Peki ben bunu şu şekilde yazabiliyor muydum? 17 eksi x de o zaman 2 üzeri 3'ten, yani 8'den daha küçüktür. O halde eksi x'i bu tarafa attığım zaman x büyüktür. 8'i de bu tarafa attım. X 9'dan büyük olacakmış. 17'den 8'e çıkardık. X 9'dan büyük. Bu garanti. Bu bilgimiz cepte. Peki logaritmanın içinin de tanımlı olma şartı vardı. Logaritmanın içi neydi arkadaşlarım? 17 eksi x 0'dan büyük olmalıydı. Yani x de 17'den küçük olacakmış. Şimdi x'in alabileceği değerlere gelirsek, 9'dan büyük ve 17'den küçük diyor. Hangileri olabilir? 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 olabilir. Ve bunların da toplamı gençler. Bunların ortalaması 13 olduğu için toplamda 7 tane terimim var. 7 kere 13'ten 91 yapacaktır bunların toplamı. Şimdi 91 seçeneği şıklarımızda yok. Peki başka türlü nasıl bir düşünce tarzı içerisine girebiliriz? Çünkü bu çözümlerle çözümümüz gelmedi. Bakın gençler, şurada diyor ki sahanın içindeki A noktasında diyor ve x eksenine y eksenine daha uzaktır diyor. Bu yüzden x'in alabileceği değerler sorulmuş ya bize. A noktası sahanın içerisinde ise x ekseni veya y ekseni üzerinde değildir. Yani sağ çizginin üzerinde olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla sağ çizgisinin üzerinde olabilmesi için şuradaki x'in ne olması gerekiyor onu düşünmemiz lazım. Logaritma 2 tabanında 17 eksi x eğer logaritma 2 tabanında 1'e eşit olmuş olsaydı 0 olurdu. Yani x eşittir 16 için, x eşittir 16 için varsayalım ki şuralarda bir yerde 16. Bu ifademiz 0'dan geçecekti. Yani sahanın içerisinde olmayacaktı. Dolayısıyla şuradaki 16'yı alamayız. Ben de buradan 16 eksilttirsem doğru cevabımın 75 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. İlk sorumuzu böylelikle çözmüş olduk. Cevap Ceyhan'dı sevgili gençler. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Şimdi bize desibelin tanımı yapılmış. Diyor ki ses seviyesini ölçmek için kullanılan bir birimdir. Ses yayınlığı ise bir sesin kulağımıza yaptığı etki. A sayısı ortamdaki ses yayınlığı olmak üzere. Bu A sayısı şuradaki. Demek ki burası ses yayınlığı gençler. Burada desibeli veren formülümüz 10 çarpı logaritma ses yayınlığı bölü 10 üzeri eksi 12 olarak verilmiş. Zaten sarıyla işaretlediğim yerler zaten formülün kendisinde var. A değişebiliyor. Burada A'ya bağlı olarak da demek ki desibel değişiyor. Buna göre bir ortamda A olan ses yayınlığı ile ortamın ses şiddeti 70 desibel olarak hesaplanıyor. Yani bu ne demek? 70 eşittir 10 çarpı logaritma. Bakın şuradaki 10 üzeri eksi 12'yi ben ters çevirip 10 üzeri 12 şeklinde yazabilirim. 10 üzeri
12 çarpı a biçiminde yazabilirim. Ve gençler her iki tarafı 10'a böldüğüm zaman şurada 7 kalacaktır. Biliyorsunuz 7 eşittir logaritma 10 üzeri 12 çarpı a biçiminde yazabilirim. Ve hatta bunu da 7 eşittir logaritma 10 üzeri 12 artı logaritma a biçiminde de yazabilirim. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi bir de şuradaki a'mız küçük a olduğu için şunları bir değiştireyim. Hepsine küçük a yazalım gençler. Karışmasın büyük a ile. Küçük a, küçük a ve küçük a dedim. Sonra şu logaritma 10 üzeri 12 ne demek arkadaşlar? 12'yi başa attığım zaman burası 12 demek değil mi? 12. Bunu karşıya atalım. 12'yi karşıya attığım zaman eksi 5 eşittir logaritma a gelecektir. Şimdi bu cepte biz bu bilgiyi elde etmiş olduk. Bu dursun kenarda. Ve bize diyor ki şimdi ortamı ses yayınlığı a kare olarak değiştirilirse son durumda ses şiddeti kaç desibel olur? Yani ortamın ben ses yayınlığını a kare olarak değiştireceğim. O halde şu şekilde olacak. Desibel eşittir 10 çarpı logaritma içerisinde. Bakın yine 10 üzeri 12 yazdım orayı ve burası da a kare olsun istiyor. Peki ben bu desibeli eşittir 10 çarpı logaritma. Bakın şöyle paranteze aldım. 10 üzeri 12 artı logaritma a kare de yazabilirim. Ve sonrasında ise şu logaritma 10 üzeri 12 dediğimiz ifade 12'dir zaten. Logaritma a kare dediğimiz ifade de 2 çarpı logaritma a'dır. Peki logaritma a'yı ben az önce kaç bulmuştum? Eksi 5 bulmuştum. Dolayısıyla ben şuraya eksi 5 yazarsam 2 kere eksi 5'ten burası eksi 10 gelir. Eksi 10 ile 12'nin toplamı nedir sevgili gençler? 2'dir. Ve dolayısıyla 10 ile 2'nin çarpımı bize cevabı verir. Yani cevabımız Edirne seçeneğindeki 20 olacaktı sevgili gençler. Evet. Devam ediyoruz. Kaçıncı sorumuzla? Üçüncü sorumuzla. Üçüncü sorumuzdayız sevgili gençler. Üçüncü sorumuzda bize bir tablo verilmiş. Bir logaritma tablosu ve bazı özel sayı değerlerinin bizim kendi başımıza hesaplayamayacağımız sayı değerlerinin logaritmalarının karşılarına değerlerini vermiş. Yaklaşık olarak değerleridir bunlar. Şimdi diyor ki bu yukarıdaki tabloda bazı sayıların logaritmalarının yaklaşık değerleri verilmiştir. Buna göre 8. dereceden kök içerisinde 35 sayısının yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu soruya nasıl başlamamız gerekiyor? Hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey yapamadığımız için de artık 8. dereceden kök içerisinde 35'in logaritmasını hesaplamakla başlayalım. Çünkü 8. dereceden kök 35 sayısının sağ taraftaki değerlerden yani reel sayı değerlerinden de elde edebileceğimiz, şurada bilinen değerlerden elde edebileceğimiz bir sayı olmadığını da biliyoruz. O halde gelin logaritmasını bir alalım. Şimdi diyorum ki logaritma 8. dereceden kök içerisinde 35'i ben şu şekilde yazabilirim. Logaritma 35'in 1 bölü 8. kuvveti. Sonra bu 1 bölü 8'i alıp logaritmanın başına gönderebiliyordunuz biliyorsunuz. 1 bölü 8 çarpı logaritma 35 kalacak. Bu logaritma 35 dediğimiz değer de hatta 1 bölü 8 parantezinde logaritma 5 artı logaritma 7 biçiminde yazılabilir. Şimdi eyvallah dedik. Peki buradaki logaritma 5 ve logaritma 7 normal şartlar altında normal bir soru çözerken bunların değerlerini aklımızda tutmamız gerekmiyor, bilmemiz gerekmiyor ama bize bir tablo verilmiş. Bu tablonun üzerinden ben logaritma 5'i ve logaritma 7'nin karşılarındaki değerlerini biliyorum. O halde yerlerine yazacağım. Yani 1 bölü 8 parantezinde logaritma 5 dediğimiz değer neymiş arkadaşlarım? Bakın 0,699 halde yazıyorum. 0,699 artı logaritma 7'nin değeri de 0,845'miş. Bunu da yazdıktan sonra şimdi toplayalım içeriği. Burayı 0,700 gibi düşünmüş olsaydık 0,845 ile topladığımız zaman 1545 yapacaktı ama bir tane eksik olduğu için demek ki buranın toplam değeri yani içerisinin toplam değeri 1544 olacakmış. Yani burada virgüllü sayılarda olduğu için 1,544'ü ben 8'e böleceğim. Bunu böldüğümüz zaman 15'in içerisinde bir defa, yalnız önce birin içerisinde sıfır defa olduğu için sıfır virgülü koydum. 15'in içerisinde bir defa, 74'ün içerisinde 9 defa, 24'ün içerisinde 3 defa. Demek ki 0,193 dediğimiz sayıya tekabül ediyormuş. Neyi bulduk biz? Logaritma 8. dereceden kök içerisinde 35'in değerini ne bulmuştuk? 0,193 bulduk. 193 bulduk. Peki bu 0,193 dediğimiz sayı tabloda karşımıza burada çıkıyor ve şu sayının eşiti karşısına verilmiş logaritma 1,56 biçiminde. Şimdi bu sayı aynı zamanda logaritma
1,56 ise gençler, o halde logaritma 8. dereceden kök içerisinde 35, logaritma 1,56'ya eşittir. Yani 8. dereceden kök içerisinde 35 de 1,56'ya eşittir diyeceğim. O halde cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiş olur diyeceğiz. Geçtik 4'e. A ve B, A'nın elemanı, A kümesinin elemanları. C ve D de B kümesinin elemanları. Bu A kümesi ile B kümesi nerede? İşte onlar da burada gençler. A kümesi burası, B kümesi de burası. A, B'den farklı olmak üzere 2 üzeri A bölü B ve 3 üzeri C eksi 6 üzeri D işlemlerinin sonuçları birer tam sayı olduğuna göre B bölü A eksi C bölü D farkı kaçtır diye soruluyor. Şimdi bizim öyle sayılar bulmamız gerekiyor ki 2 üzeri A bölü B, yani iki tane sayı seçeceğim A kümesinden. Birisi A, birisi B olacak ve ben A'yı B'ye oranlayıp 2'nin üzerine yazdığım zaman bu bize bir tam sayı verecek. Şimdi gelin ben bunu 2 üzeri üzerine logaritmalı bir şey yazacağım ya. O logaritmanın, yazacağım logaritmanın içi de 2 ile yer değiştirdiği zaman bir tam kare veya işte karekök ifadesi elde edilebilecek bir şey olsun. O halde ben buraya şunu yazacağım. Ln 9 bölü ln 4 yazacağım. Yani şunu A olarak seçeceğim. Bunu da B olarak seçeceğim. Bu benim ne işime yarar? Ben bunu 2 üzeri logaritma 4 tabanında 9 biçiminde yazabilirim. Yazdıktan sonra 9 ile 2'nin yerini değiştirirsem eğer 9 üzeri logaritma 4 tabanında 2'yi elde etmiş olurum. Peki bu ne işimize yarar? Arkadaşlar, logaritma 4 tabanında 2 neydi? 1 bölü 2 idi. 9'un 1 bölü 2. kuvveti demek kök 9 demek ki bu da 3'e eşittir. 3 de 1 tam sayıdır biliyorsunuz. O halde benim A sayım ln 9 oldu. B sayım da ln 4 oldu. Bunlar artık garanti. Şimdi geçelim ikinci kısma. Benim 3 üzeri C eksi 6 üzeri D diye bir sayım var. Ve C ve D'yi nereden seçeceğim? İşte buradaki B kümesinden. B kümesinden seçtikten sonra C'yi ve D'yi 3 üzeri D, C eksi 6 üzeri D yapacağım. Ve karşıma bir tam sayı daha çıkmış olacak. Peki bunları nasıl seçebiliriz? Gençler, 3 ve 6 ile ilintili olduğu için direkt 3 ve 3 ve katları 6 ve katlarına bakacağım. Logaritma 3 ve logaritma 6'ya bakacak olursak, bakın ben 3'ün üzerine logaritma 6'yı yazarsam, eksi 6'nın üzerine logaritma 3'ü yazarsam ve şuradaki 6 ile buradaki 3'ü yer değiştirmiş olursam 6 üzeri logaritma 3'ten 6 üzeri logaritma 3'ü çıkar diyor aslında bana. Çıkardığım zaman 0 kalır ve 0 da biliyorsunuz ki bir tam sayı. O halde benim seçmem gereken C ve D sayıları da artık belirli. C eşittir, C'yi ne seçmiştim? Logaritma 6 ve D eşittir, onu da logaritma 3 seçmiştim. Şimdi geriye kaldı 4 işlem. Ne diyor? B'yi A'ya böl, C'yi D'ye böl ve bunları birbirinden çıkar. Yapalım. B bölü A demiş. Yani ln 4 bölü ln 9 istemiş. Eksi C bölü D, yani logaritma 6'yı da logaritma 3'e böl demiş ve bunların farkını bul. Ben ln 4 bölü ln 9'u logaritma 9 bölü 4 biçiminde yazarım. Eksi logaritma 6 bölü logaritma 3'ü de logaritma 3 tabanında 6 biçiminde yazabilirim. Ve gençler, biliyorsunuz ki bu 9 3'ün karesidir. Bu 4 de 2'nin karesidir. Bu kareyi başa 2 diye atarım. Buradaki kareyi de başa 1 bölü 2 diye atarsam ikiler birbirini götürür. Buradaki 2 ve buradaki 2 de birbirini götürmüş oldu. O halde ben şunu diyebilirim artık. Burası logaritma 3 tabanında 2'dir. Eksi burası logaritma 3 tabanında 6'dır. Tabanlar aynı olduğuna göre logaritmaları birbirinden çıkarırken artık içlerini birbirine oranlayabilirim. O halde logaritma 3 tabanında 2 bölü 6 1 bölü 3'tür. Bu da neye eşittir? Eksi 1'e eşittir. Çünkü 3'ün eksi 1. kuvveti 1 bölü 3'tür yapar diyeceğiz. O halde cevabımız Bursa seçeneğindeki eksi 1 olmuş olacak diyoruz. Ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz gençler. Bir sonraki sorumuz 5. soru. Aşağıda ln x ve logaritma x eğrileri verilmiştir. Verilen bu eğriler aşağıdaki sorunun çözümünde yardımcı bilgi olarak kullanılacaktır diyor. Biz hangisinin ln x, hangisinin logaritma x olduğuna öncelikle bir karar verelim. Ln x mi daha hızlı artan bir fonksiyondur, yoksa logaritma x mi daha hızlı artan bir fonksiyondur? Bunu düşüneceğiz. Tabii ki ln x fonksiyonu daha çabuk artar diyeceğiz. Çünkü tabanı ondan daha büyük. Bunun tabanı e, bunun tabanı 10 olduğu için e ondan daha küçük olduğundan arkadaşlar ln x fonksiyonu daha hızlı artacaktır. O halde yukarıdaki fonksiyona ln x,
Alttaki fonksiyona logaritma x dedim. Bunlar x ekseninin altındayken görüyorsunuz bir yer değiştirmişler. Dolayısıyla pembenin logaritma x olduğunu, mavinin ln x olması gerektiğini unutmayalım. Peki bunlar x ekseniyle ve birbirleriyle ortak olarak kesiştikleri yer neresidir? Tabii ki logaritmaların içerisinin yani x'lerin 1 olduğu noktadır. Logaritma x de logaritma 1 de 0'dır. Ln 1 de 0'dır. Dolayısıyla o noktanın da 1 olması gerektiğini elde ettik. Şimdi biz bu grafiği birazdan sorunun çözümünde kullanacağız. Sorumuzu bir okuyalım. Aşağıda dairesel bir pistin üzerindeki farklı noktalarda bulunan ve yarıçaplar üzerinden pistin merkez noktasına gidecek olan 4 hareketlinin hızları verilmiştir. C, B, A ve D noktalarından, tamam mı? Bazı belirli hızlarla hareket eden araçlar diyelim, şu ortadaki noktaya gidecekler ve hepsinin alması gereken yol birbirine eşit. Neden? Çünkü bunların her biri yarıçap arkadaşlar. Bu belli. Peki, şimdi ben sorunun kökünü okuyacağım. Diyor ki bu dört hareketli aynı anda hareket ettiğine göre önce varandan sonra varana doğru pistin merkezine ulaşma sırası hangisidir? Şimdi önce varan daha hızlı değil mi? Sonra varandan. O zaman bizden şunu istiyor aslında. Hızlarını büyükten küçüğe doğru sırala diyor. Tamam, sıralayalım. Sayılarımıza bakalım. Birisi logaritma 3 bölü 4'ün mutlak değeri. Diğeri ln 3 bölü 4'ün mutlak değeri. Birisi ln 5, öteki de logaritma 5. Şunlar negatif olduğu için mutlak değerlerini almış. Dolayısıyla biz bunları da sıralamamız gerekiyor. 3 bölü 4 bakın ikisi de 3 bölü 4 şanslıyız. İkisi de 5 şanslıyız. O zaman 3 bölü 4'ü ben grafik üzerinde bir göstereyim. 3 bölü 4 nerededir gençler? Şurada bir yerde. Buraya 3 bölü 4 diyelim. 5 de şurada bir yerdedir. Pekala. 3 bölü 4 için, 3 bölü 4 için şurası nedir? Logaritma 3 bölü 4'tür. Logaritma 3 bölü 4. Şöyle yazalım. Pekala. 3 bölü 4 için yine şurası nedir gençler? Bu da ln 3 bölü 4'tür. Ve ln 3 bölü 4 ve logaritma 3 bölü 4 ile hareket edenler logaritmalı d'dir, ln c'dir. Onları da kenarlarına yazalım. Logaritmalı d idi, ln'li de c idi gençler. Şimdi bunları da yazdıktan sonra 5'e de bakalım. 5'e de bakalım. 5 için şuradaki ordinatımız nedir sevgili gençler? Şurası logaritma 5'tir. Ve aynı 5 için şuradaki ordinatımız ne olacaktır? Burası da sevgili gençler ln 5 olacaktır. Pekala, ln 5 ile hareket edenin ismi neydi? B idi, diğeri de C idi. Yani şurası B'ymiş. Burası da pardon özür diliyorum. Logaritma 5 ile hareket eden A'ydı. Dolayısıyla şuraya da A'yı yazabilirim artık. Pekala. Şimdi ben şöyle yapacağım. Bunları küçükten büyüğe doğru sıralayacağım ya. Tabii D ile C'nin de bu hızların da mutlak değerlerini alacağım. Mutlak değerlerini aldığım zaman burada negatif olan sayı yukarıya doğru pozitif olarak çıkacaktır. Yani D burada kalacak. Burada olan da şuraya çıkacaktır. Şimdi hocam sen bunun mutlak değerini aldığım zaman bu ln 3 bölü 4'ün tam olarak şuralarda bir yerde çıkmayacağını nereden biliyorsun diye soracak olursan da ki güzel bir soru olur. Gençler logaritma 5 dediğimiz sayı, logaritma 5 dediğimiz sayı 0 ile 1 aralığında, logaritma 3 bölü 4 dediğimiz sayı 0 ile eksi 1 aralığında ama logaritma 5 dediğimiz sayı logaritma 3 bölü 4'e göre birisi 0,75 diğeri 5 olduğu için daha büyüktür. Diğeri de aynı şekilde 3 bölü 4 ve 5'i kıyaslarsan 5 daha büyüktür. Dolayısıyla bu sayılar buradadır. Ki burası A değil C olacak. Ama yanlış yapmışız. Pekala. Şimdi o halde hızlar mutlak değerli olan hızlarla beraber büyükten küçüğe doğru artık sıralamış olduk. En hızlımız B, ikincisi A, sonra C, sonra D. Yani cevabımız B, A, C, D olacak. O da Denizli seçeneğinde verilmiştir sevgili arkadaşlar. Şimdi geçelim bir diğer beğendiğim bir soruya. Diyor ki bize aşağıda verilen şans çarkı bölmelere ayrılmıştır. Her bölmenin alanı içindeki sayıyla orantılıdır. Buranın kısmı logaritma 6, logaritma 2, logaritma 2, logaritma 3 ve logaritma 3 olarak verilmiş. Ve bunların alanları gençler içlerindeki sayılarla doğru orantılıymış. Yarışmacının en fazla iki kez çevirme hakkı vardır. En fazla iki kez çevirebiliyoruz. Diğer verilen bilgiler de şunlar. Yarışmacı ok maviye geldiğinde oyunu kaybeder ve oyun biter. Yani maviye getirmeyeceğiz biz. Kazanmak istiyorsak maviye getirmeyeceğiz. Yarışmacı ok turuncuya geldiğinde kazanır ve oyun biter. Turuncu dediği yer
arkadaşlar. Logaritma 2 ve logaritma 3. Kazandıktan sonra da oyun bitiyor. Tekrar atma hakkına sahip olmuyor. İki kez çevirme hakkı olabilir ama birincisinde kazandığı an ikincisinde artık kazandığı için birincisinde ikincisini kullanmıyor. Üçüncü öncülümüze diyor ki yarışmacı Oxarı'ya geldiğinde eğer varsa ikinci çevirme hakkını kullanır. Eğer çevirme hakkı yoksa oyun biter. Kaybediyor ve oyun bitiyor. Buna göre yarışmacının oyunu kazanma olasılığı nedir diye sorulmuş. Şimdi gerçekten güzel bir soru. Hocam niye bu kadar abartıyorsun? Nasıl güzel bir soru? Bakın gençler şöyle diyeceğiz. Şimdi ben sarının bulunduğu bölmenin logaritma 6 olduğunu görüyorum. Mavilerin bulunduğu bölgelerin alanları toplamını inceleyeceğim şimdi. Logaritma 2 ile logaritma 3'ün toplamı ne yapar? Logaritma 6 yapar. Kırmızıya bakalım. Bu da logaritma 2 ile logaritma 3. O zaman bunun da toplam alanı logaritma 6'dır. Hayda, bunların alanlarının hepsi birbirine eşit geldi aslında. S, S ve S diyebilirim ben bunlara. Pekala. Benim bu yarışmayı kazanmam için hangi senaryolar mevcut? Bir, şunu yapabilirim. Direkt turuncuyu vururum. Direkt turuncuyu vururum. Ve oyunu kazanırım. İkinci bir ihtimal. Birinci atışımı, birinci çevirme hakkımı kullanırım. Ve sarıyı vururum. Sarıya gelir. Artı ikinci bir hakkım daha var ya. İkincisinde bu sefer turuncuyu yakalamaya çalışırım. Bu şekilde de oyunu kazanabilirim. O halde iki ihtimalden gelen olasılıkları da toplayacağız. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Turuncuyu vurma olasılığı. Arkadaşlar turuncu bölgenin alanı S'ti. Demek ki ben S bölü 3S yani 1 bölü 3 ihtimalle bu oyunu ilk çevirmede kazanırım. Bu çarkı ilk çevirmede oyunu kazanırım. İkinci bir ihtimal, tabi burası çok toplanmayacak arkadaşlar. Sarıya getireceğiz, sonra çarpı turuncu diyeceğiz. Sarıya gelme ihtimali 1 bölü 3'tü. Sonrasında tekrar bir çevirme daha yaptığım zaman turuncuya gelme ihtimali gene 1 bölü 3. Bu ihtimalle de kazanma olasılığım 1 bölü 9'muş. O halde iki ihtimalden yani 1 bölü 3 ile 1 bölü 9'u ikisinden gelen olasılıkları toplayacağım. Çünkü neden topluyorum? Hocam şurada neden çarptık, burada neden topluyoruz diye sorarsan da tekrar ediyorum bakın. 1 bölü 3 ihtimalle bana bir kazanma hakkı sunulmuş ama diğer yandan sarı gelirse gene turuncu getirerek kazanabilirsin diyor. Yani benim olasılığımı arttırıyor. Bundan kaynaklı topluyorum. 1 bölü 3 ile 1 bölü 9 çarpılırsa biliyorsunuz ki sayı küçülür. Neden? İkisi de basit kesir. Burada neden çarptık? Çünkü önce sarıya sonra da turuncuya hadi bir de sonra yeşile getir diyorsan arka arkaya bu işlemleri yap diyorsan olasılığın küçülecektir. Bundan dolayı da çarparsın. Bunları bu şekilde aklında güzelce tutabilirsen olasılık senin için zaten bitmiştir. Tabi dersimiz logaritma ama kısacık da bir olasılıktan bahsettik. Bizim işimiz şu. 1 bölü 3 ile 1 bölü 9'u toplayacağız. Şurayı 3 ile genişletirsem 4 bölü 9 olur arkadaşlarım cevap. O halde cevap bakıyoruz. Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Yani cevabımız Denizli'ymiş sevgili gençler diyoruz. Ve 7. sorumuza geçiyoruz. Bize diyor ki kanser tedavisi için kullanılması planlanan bir ilaç deney faresine enjekte ediliyor. İlacın enjekte edilmesinden sonra geçen süre T saat ve ilacın etki ettiği kanserli hücre HT arasındaki ilişki aşağıdaki fonksiyonla modellenmiştir. İlacın etki ettiği kanserli hücre sayısı eşittir. 2 üzeri 1,2 çarpı T. T neydi arkadaşlar? İlacın enjekte edilmesinden sonra geçen süre saat olarak verilen süreydi. Buna göre ilacın 5 üzeri 10 tane hücreye etki etmesi için kaç saat geçmesi gerekir diye sorulmuş bize. Şimdi gelin sorumuzu şurada çözelim. Şöyle diyeceğiz. 5 üzeri 10 tane hücreye etki ediyorsa biliyorsunuz bu HT ile verilmiştir. Demek ki 5 üzeri 10 eşittir. 2 üzeri 1,2 çarpı T diyeceğiz. Ne kadar süre geçmesi gerekiyor? Burada T'yi bulmamız gerekli. Pekala, ben bunu şu şekilde yazabilir miyim? Logaritma 2 tabanında 5 üzeri 10 eşittir 1,2 çarpı t. Neden bunu bu şekilde yazdım? Bakın 2 üzeri 1,2 çarpı t eşittir. Logaritmanın içi olan 5 üzeri 10'a eşit olacaktır. Zaten yukarıdaki eşitliğin aynısı elde edilmiş olur. Pekala bunu böyle yazdım ama şuradaki 10 burada hiç güzel durmuyor. Başa atalım onu. 10 çarpı logaritma 2 tabanında 5 eşittir 1,2 çarpı t. 1,2 diyorum 2,2 yazıyorum tabii. 1,2 çarpı t dedim buraya da. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şunu yapacağız. Her iki tarafı ona böleceğim. Logaritma 2 tabanında 5 eşittir. 1,2'yi 10'a bölersem 0,12 yapmaz mı? Yapar. Çarpı t dedim. Sonrasında ise ben her iki tarafa 1 eklemek istiyorum artık. Neden 1 ekliyorum? Bana şunu vermiş ya ben onu kullanmak zorundayım.
Şimdi biri vermiş. O zaman ben bu biri de logaritma 2 tabanında 2 diye yazarım. Logaritma 2 tabanında 5 ile toplarım ve burası 0,12 t artı 1 olur. Gençler artık şurasının logaritma 2 tabanında 10 olduğunu biliyorsun ve logaritma 2 tabanında 10 bize 3,4 olarak verildiğinden 3,4 eşittir 0,12 çarpı t artı 1 diyebilirsin. Bu 1'i de bu tarafa atarsan 2,4 eşittir 0,12 çarpı t yapar. T buradan ne gelir arkadaşlar? 20 gelir çünkü 2 kere 12 24'tür. T 20 gelir. Cevabımız da Bursa seçeneğidir diyebiliriz. Evet, geçtik artık bir diğer sayfamızdaki 8. sorumuza. 8. soruyu inceleyecek olursak yine çok hoş bir soru. Emin ol çok hoş bir soru. Ln 2 ve x birim olarak verilmiş kitaplarımızın kalınlıkları. Bir tanesi TYT matematik kitabının kalınlığı, diğeri AYT matematik kitabının kalınlığı. Yükseklikleri ve genişlikleri aynı 3 raftan oluşan kitaplık yanda veriliyor. Birinci rafta 2 tane TYT, 3 tane AYT. İkinci rafımızda 5 tane TYT, 1 tane AYT. Ve son rafımızda ise 4 tane TYT, 2 tane AYT kitabımız var. Arkadaşlar kitapları raflara yerleştirdikten sonra rafların geri kalan kısmında ne kadar bir boşluk kaldı da uzunluğu da bize burada verilmiş. Bakın buradaki boşluk ln 48 birim. Alttaki boşluk ln 54 birim. Arttaki boşluk bilmiyoruz. Zaten bize de o soruluyor. Pekala, ben bunu nasıl bulurum? Şimdi bütün rafların genişliklerinin aynı olması gerektiğini söylemiştik. Yukarıda bu bilgi bize verilmiş. Birinci rafımıza baktığımız zaman bu arada TYT matematik kitabımız ln 2 birimdi. Diğeri x birim kalınlıktaydı. Şimdi birinci rafa baktık diyelim. Burasına da şey diyelim mi? Ln a birimdir diyelim. Bu da bizim x'i versin. Yok x olmaz. Ln a birimdir diyelim biz buraya. Tamam, bu böyle kalsın. Şimdi birinci rafa baktık. İki tane ln 2 kalınlığında kitabımız var. Artı 3 tane x'imiz var. Artı ln 48. Bu birinci raf arkadaşlar. İkinci rafımıza bakıyoruz. 5 tane TYT kitabımız olduğu için 5 tane ln 2 kalınlığında kitap var. Artı 1 tane x kalınlığında kitabımız var. Artı geriye kalan boşluk ln 54 olduğu için bu da ikinci rafın genişliğini verir. Üçüncü rafımıza baktığımız zaman da 4 tane TYT kitabımız olduğu için 4 çarpı ln 2 diyorum. Artı 2 tane x kalınlığında kitabımız var. Artı ln a boyutunda da bir neyimiz var diyelim, boşluğumuz var. Ben bu soru işaretini ln a demeyi tercih ettim. Şimdi ilk iki denklemimize baktığımız zaman arkadaşlar bu ifadeler birbirlerine eşit olmak zorundalar. Neden birbirlerine eşitler? Çünkü ikisi de rafın uzunluğu. O halde ben alttakinden üsttekini çıkardığım zaman sıfır olmak zorunda. Çünkü birbirlerine eşit dedik. Pekala, 5 tane ln 2'den 2 tane ln 2'yi çıkarırsam 3 tane ln 2 kalacaktır. X'ten 3x'i çıkarırsam eksi 2x kalacaktır. Artı ln 54 eksi ln 48 dedim ve eşittir 0 yazdım. Sonra şu eksi 2x, diğerlerinin hepsi ln'li olduğu için o eksi 2x'i karşıya gönderelim. Gönderdiğimiz zaman 3 tane ln 2'miz ne yapacaktır? ln 8 mi? O 3'ü şunun kafasına attığımız zaman ln 8 artı ln 54 eksi ln 48 eşittir 2x dedim. Şimdi buraya bakın. Ln. Tabanlar aynı. Şunlar toplanmış, bu çıkarılmış. O zaman ben bunu tek bir logaritma içerisine yazabilirim. Yani ln 8 çarpı 54 bölü 48 diyebilirim. Bu da bize 2x'i verir. Peki bunu da yazdıktan sonra 8'e böldüm ve 8'e böldüm. 6, 6'ya ve 6'ya böldüm. Burası 9 geldi. Ln 9 dediğimiz şey de ln 3'ün karesidir. O 2'yi başa gönderirsem 2 çarpı ln 3 eşittir 2x'i verir bize. Biz buradaki ikileri de sadeleştirelim. Direkt x'i bulduk. X kaçmış gençler? Ln 3'müş. Yani x neydi? AYT kitabının kalınlığıydı. O halde biz bir rafın uzunluğunu hesaplarız. Daha sonrasında ln a'ya geçeriz. Peki bir rafımızın uzunluğu. Şurayı başa attım arkadaşlar. Ln 4 yazdım. Artı 3 çarpı x diyor ya. X neydi? Ln 3'tü. 3 kere ln 3 kaç yapacaktır? Ln 27 yapacaktır. Artı bir de ln 48'imiz var. Şimdi ben bunu ln 4 çarpı 27 çarpı 48 olarak yazarım. Eşittir. En alttakine eşittir. Şuraya ki ln a'yı bulalım artık. Ln 4'ü buraya attığım zaman 2 üzeri 4'ten 16 gelir. Çarpı 2 çarpı ln 3. Yani 2 çarpı ln 3 dediği 2'yi 3'ün kafasına atarsak ln 9 gelecektir. Dolayısıyla burası 9 olur. Çarpı ln a'nın oradaki a'sı.
Pekala, A'yı bulduktan sonra işimiz bitti artık. Bunların içleri birbirine eşit olacağı için. Bakın, 16'ya böldüm, 16'ya böldüm. 3 geldi. 3'e böldüm, 3'e böldüm. 3 geldi, 3'e böldüm, 3'e böldüm. 9 geldi. 4 kere 9 bize A'yı verecektir. Yani A kaçmış? 36. Ben buradaki soru işaretine ne demiştim arkadaşlar? Elen A mı demiştim? O zaman cevabımız elen A. Yani elen 36 olacaktır. Cevap Denizli seçeneğinde verilmiştir dedik sevgili gençler. Diyelim ve bir sonraki sorumuz olan 9. sorumuza geçelim. 9. sorumuz, Duru'nun A, B, C ve D maddelerinden hangi miktarda aldığı aşağıda verilmiştir. A, B, C ve D'den A'dan elen A çarpı ekip kilogram, logarit B'den logaritma B çarpı 10 üzeri 7 kilogram, C maddesinden logaritma C artı 3 tabanında C kare eksi 3C eksi 9 kilogram ve D maddesinden logaritma D artı 3 tabanında D küp eksi 26 kilogram alınmış. Sinem alınan maddeleri tartarak Duru'nun A maddesinden 5 kilogram, hemen yazıyorum, hemen yazıyorum. A maddesinden 5 kilogram almış aslında. B maddesinden aslında 8 kilogram almış. C maddesinden 1 kilogram almış. Ve D maddesinden de hiç almadığını görüyor. Yani 0 kilogram diyebiliriz. Pekala. A çarpı B çarpı C bölü D. Bu arada şuradaki A'nın içerisindeki şuradaki E var ya, o doğal logaritma tabanı yani Euler sayısı olarak veriliyor. Buradaki A, B, C, D, E olarak algılama onu. Alfabedeki E değil, E sayı olan E olarak söylenmiş bize soruda. Pekala. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bunu bir düşünelim bakalım. Elen A çarpı E küp eşittir 5 ise bunun tabanı neydi? E idi. O halde E üzeri 5 logaritmanın içine eşit olacaktır. Yani A çarpı E küp eşittir E üzeri 5 ise A kaçtır gençler? A eşittir A'nın E'nin karesidir. Şimdi biz A'yı elde ettik. Bu köşede dursun. Peki şuraya bakalım şimdi. Logaritma B çarpı 10 üzeri 7 eşittir neymiş? 8. O halde bunun tabanı neydi? 10. 10 üzeri 8 eşittir B çarpı 10 üzeri 7 mi olacak? Aynen öyle. O zaman B kaçtır? 10'dur. B'yi de yazdım. B 10'muş arkadaşlar. Bunu da elde ettik. Sonra geçelim C'ye, şuraya. C artı 3'ün bakın şuradaki logaritmanın tabanı birinci kuvveti içeriye eşit. Yani C artı 3 C kare eksi 3C eksi 9'a eşitmiş. Hepsini sağ tarafa topluyorum. C kare eksi 4C eksi 12 eşittir 0 dersek ben burayı C ve C diye, burayı eksi 6 ve artı 2 diye açarım. C eşittir 6 ve C eşittir eksi 2 gelir. C olarak hangisini kabul edeceğiz? Tabana bakıyoruz, C artı 3. Ben bu C artı 3'ün yerine C gördüğüm yere eksi 2 yazarsam taban 1 olur. Ama ben tabanın 1 olamayacağını da biliyorum. Burası gitti. O zaman C kaçmış? 6'ymış gençler. Bunu da bulduk. Ve sonrasında sonuna geçelim. D artı 3'ün 0. kuvveti yani 1. Yani 1. Kaça eşit olacakmış? D küp eksi 26'ya. O halde D küp kaçtır arkadaşlar? D küp eşittir 27'dir. D küp 27 ise D 3'tür deriz. D'yi de bu şekilde bulmuş olduk. Biraz uzaklaştırdıktan sonra artık şunu yazabiliriz. A çarpı B çarpı C bölü D demiş ya. A e kareydi. B'miz 10'du. C'miz 6'ydı. D'miz de 3'tü. 3 ile 6'yı sadeleştirdim. 2. 2 kere 10, 20 çarpı e kare bizim cevabımız olacaktır diyebiliriz. Bu sorumuza bitirdikten sonra son sorumuza geçiyoruz. Son sorumuza geçmeden önce de arkadaşlar bu videoyu beğenip altına yorum kısmına yorum atabilirseniz ve kanala abone olabilirseniz çok çok seviniriz. Şekilde verilen masanın üst yüzeyi dikdörtgen biçimindedir. A ve B sayıları birden farklı pozitif reel sayılardır. Tamam. Bu dikdörtgenin kenarları logaritma 3 tabanında A ve logaritma B tabanında 9 birimdir. Yani bizim dikdörtgenimiz var. Bu dikdörtgenin varsayalım ki kısa kenarı logaritma 3 tabanında A imiş ve uzun kenarı logaritma B tabanında 9'muş diyelim. Peki, dikdörtgensel bölgenin alanı 2 birim kare olduğuna göre dikdörtgenin kenarları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi şu bize verdiği bilgiyi ilk başta kullanmaya başlayalım, kullanmaya çalışalım. Logaritma 3 tabanında A ile logaritma B tabanında 9'un çarpımının bize 2 olması gerektiğini söylemiş. Ben şu 9'un 3 üzeri 2 olduğunu bildiğim için
logaritma 3 tabanında a ile 2 çarpı logaritma b tabanında 3'ün çarpımının da 2 olması gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü bu 9'u 3'ün karesi biçiminde yazdım. O kareyi de başa attım, 2 geldi. Bakın burada logaritmanın tabanı buradaki logaritmanın içine eşit ve bu ifadeler çarpıldığı için ben bu tabanla bu içi yok ettim. Ve geriye ne kaldı? Logaritma b tabanında a kalmış oldu. 2 tane logaritma b tabanında a eşittir 2 ise logaritma b tabanında a 1'dir. Hayda, logaritma b tabanında a 1 ise a tabanında a da 1'dir. Demek ki b a'ya eşitmiş arkadaşlar. A b'ye eşit olduğunu bulduk. Bu bir köşede dursun şimdilik. Logaritma demek ki logaritma 3 tabanında a dediğimiz kısa kenarımız, kısa kenar olarak kabul etmiştik. Uzun kenarımız ne olacakmış o halde? Logaritma a tabanında 9 olacakmış. Pekala. Şimdi şıklarımıza baktığımız zaman diyor ki bir kenar diğerinin 2 katı uzunluğundadır. Bir kenar diğerinin çarpmaya göre tersi uzunluktadır. Bir kenar diğerinin 3'te 1 uzunluktadır. Demek ki bu kenarları birbiriyle kıyaslamamız isteniyor. O halde biz şunu yapacağız. Bunu şuna benzetebilmek için ben şunun değerine x diyeyim gençler. X dedikten sonra bunun içindeki a'yı tabana getirebilmek için ters çevirmem gerekiyor. Yani logaritma a tabanında 3'e de 1 bölü x diyeceğim. Peki ben bunu 2 ile çarparsam yani 2 çarpı logaritma a tabanında 3 eşittir 2 bölü x olur mu? Olur. Sonra 2 ile çarptığım bu ifadeyi şuradaki 2'yi 3'ün kafasına atarsak yani logaritma a tabanında 9 yazabilir miyim? Yazarım. Bu da neymiş? 2 bölü x. Şimdi logaritma a tabanında 9 bir yerden tanıdık geliyor. Nereden? Uzun kenardan. Şimdi ben kısa kenara x dedim. Uzun kenar 2 bölü x oldu. O halde şöyle diyebilir miyiz? Ben kısa kenarı çarpma işlemine göre ters çevirdikten sonra 2 ile çarparsam bunlar birbirine eşit olur. Uzun kenara eşit olur. Yani bir kenar diğer bir kenarın çarpmaya göre tersinin 2 katı uzunluğundadır. Cevabı Denizli seçeneği bizim cevabımız olacaktı. Evet gençler, bu videonun ve bu güzel soruların, bu xx'ler soruların sonuna geldik. Tekrar ediyorum. xx'ler sorular dediğimiz soruların tamamını acil matematik yayınlarından aldığım ve orada beğendiğim ve sınavda çıkabileceğini düşündüğüm sorulardan oluşturdum. Zor sorulardan seçmeye çalıştım ama bir o kadar da sınava yönelik olan sorulardan seçmeye çalıştım. Yani buradaki her soru zor değildi. Bunu sakın unutma. Ekstra olarak da şunları söyleyeceğim. Bu seri tüm konular için yani TYT artı AYT tüm konular için devam edecek. Sen de bunları izledikçe göreceksin ki bu tarz sorular zor sorular değil. Aksine keyif aldığın ve eğlenebildiğin sorular ve sana bir şeyler öğreten sorular olduğunu da fark edeceksin. Diyelim ve videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın gençler.